Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü size anlatacağım modelim şu şekilde. Bu modelini her zamanki gibi iğne oyası modelini tığa çevirdim arkadaşlar sizler için. Benimki de şu şekilde oldu. Evet, benimki de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu ara suyunu kendimin daha önce böyle internette gördüğüm yapraklı ara suyuna göre çıkardım. Sizler için farklılık olsun. Hep aynı üçgen, kaya, düz kaya ara suları oluyor, kirpikli. Bir de bu şekilde sade yeşilden olan böyle bir ara suyu hazırladım arkadaşlar. Evet, modelimde benzetmeye çalıştım. Bu şekilde kirpikli yaprağı ve üzerindeki minik yapraklarıyla. Evet, modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yapraklarını yaparak başlayacağız. 3 tane tığ battı ara mesafesi var her yaprağımın arasında. İlk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Tığımın başını bir defa dolayıp 1, 2, 2. Buraya minik bir trabzan yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanımın içine girdiğim kapattım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. 5 zincirimin arasına sık iğne ile sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Buradaki trabzanımın arasına girip kapattım. Şimdi arkadaşlar 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle döndüm. Buraya kapatıyorum yine. Zincirimin tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimle hemen düz yüzüne döndüm. Yine bu 8 zincirin içine girdim arkadaşlar. Zincirimin arasına giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçip sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğne alıyor arkadaşlar. Bu şekilde 8 zincir. Hemen bu yaptığım ana yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yaprağım hazır. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığ battı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tığ battı. 2 zincir. Şimdi arkadaşlar 4 tanesini bu çiçeğimizle yaprağımızla yani ara mesafesi olarak veriyorum. Şu şekilde. 3 tanesini de yaprağım için yuva olarak kullanacağım. Hemen 7 tane bu şekilde yapraktan sonra 7 tane tığ battı ayarlıyorum. 6 ve 7. Evet, 7 tane tığ battım hazırladım bu şekilde. Şimdi bir zincirle dönüyorum arkadaşlar. İlk tığ battıma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Bir tane ortada boş bırakıyorum. Bakın şunu bırakıyorum arkadaşlar. Yanındaki tığ battıya giriyorum. Bu şekilde yuvayı hazırladım. 1, 2 zincir. Şöyle düz yüzüne döndüm. Bir defa doluyorum. 2, 2. Yaprağımızın yapım kısmına başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. Buraya bir tane kirpik yaptım. 2 defa doladım. Yine yuvadan girip 2, 2, 2.
Şu kalın dokuyu verebilmek için arkadaşlar bu şekilde hep 2 2 alıyorum. 5 zincir ve trabzanın arasına gir. Buraya sabitle. 2 defa tığımın başına doladım. Hemen 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar 3 defa 1 2 3 defa. Yavaş yavaş, çünkü bu trabzanlarımızın boyunu büyütüyoruz arkadaşlar. 2 2 2 2. Bakın bu şekilde 3 defa dolamayı 2 2 alarak trabzanımı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buradaki yaptığım trabzanıma kapatıyorum. Yine arkadaşlar 3 zincir, fakat burada en son dibini bir tane alıyorum. Bir tık uzun olması için 4. trabzanımın dibini bu şekilde uzun yapıyorum. Yine 5 zincir ve yaptığım son trabzanın arasına girdiğim bu şekilde kapattım. Yuvadan girdim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane, bakın arkadaşlar, son yaptığım trabzana bir tane de ana yuvaya yapıyorum. 8 tane bu şekilde yaprağımı hazırladım. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından. İnşallah gece çekiminin şeyi yoktur. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2 2. Minik bir trabzan yaptım. 2 zincir. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. Biraz arkadaşlar, bunu öbür kesi gibi hemen yapmayacağım. Uzun yapacağım çiçeklerim için. 1 2 zincir. Şöyle arkadaşlar, bakın bir defa doluyorum. Trabzanın arasına girip şuradaki küçük yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 1 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bununla trabzan yapmıyorum. Bu 3. yuvam olacağı için daha fazla uzamasın. Sık iğne olarak kapatıyorum. Bakın bu püf noktası. 2 zincirimi geri dönüp 3. yuvama sık iğne olarak kapattım. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim. Şu şekilde aynı yuvanın, bu 3. yuvanın zinciri çekmeye başladığım dibine sık iğne ile kapattım. Buraya bu tane yuva yaptım. 7 zincirden yuva. Yine aynı şekilde arkadaşlar 2 zincir çekerek trabzanlara ine ine sık iğne yapa yapa aşağı ineceğim. 2 zincir bu şekilde. Sonuncuya bir zincir yapıyorum. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Yine yaprak yapımı burada başlıyor arkadaşlar, dalımdan sonra. Aynısını oraya da yapacağız. Bu şekilde uzun bir dal yaptım. 3 tane trabzandan oluşan bir dal arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şimdi yaprağımızı bu tarafına da yapacağız. Ve gösterdiğim ara suyundan yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Şöyle çiçeğimizin yapımına buluşalım inşallah. Evet arkadaşlar, yaprağımı tamamladım öbür tarafına da. Şu ortada dalda yaptığımız 7 zincirli yuvanın içine arkadaşlar şu şekilde giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle baş tarafı doğru getireyim ipimi. 10 zincir. 10 zincirimi dalımın hemen ortasına, yani 7 zincir yeşil yuvanın arasına sık iğne ile sabitliyorum. Bu bir. 10 tane yapacağız. 5 tane yapacağız 10 zincirli yuvadan. Yine 10 zincirimi çektim. Yine yuvaya giriyorum. Sabitliyorum. Yine 10 zincir. Üçüncü yuvamız.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 zincir çok değil arkadaşlar. İçini doldurunca çiçeklerimizle küçülüyor. 10 zincir ve yeşil yuvanın içine girip sık iğnemle sabitliyorum. Bir zincirimi de çektim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde 5 tane buraya dal yaptım. Hemen ipimi koparıp arkaya çekip bu şekilde yakacağım iplerimi. Evet arkadaşlar, ilk yuvadığım 10 zincirli yuvadan girdim. Bu şekilde ipimi buraya sık iğneyle sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa da tığımın başını doluyorum. Yuvaya girdim. Tığımda 3 tane ilmek. Üçünü birden arkadaşlar bu şekilde buraya alarak sahte bir trabzan yaptım. Bir zinciri çekiyorum şöyle köşesine, sıkı sıkı bir zincir. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım trabzanın tam ortasından girip dibinde de şöyle bir zincir çekiyorum. 2. Beyaz yuvaya girdim. 3. Şimdi 2. 2. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir tık büyüttüm. Yine köşeye bir zincirimi muhakkak sıkı sıkı çekiyorum. Bakın telin arasından giriyorum. Bu şekilde ilk baştaki telimin arasından girdim. Şöyle dibine de bir zincir çektim. 2. Sıradaki telimin arasından giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 3. Beyaz yuvadan da girdim. 4. Şimdi 2 2 bunları toplayacağım. 2 2 2. 3 sefer daha. Bir zincir çekiyorum. Bu sonuncu sıram arkadaşlar. Toplam tığımda 5 tane olana kadar yapıyorum. Ve hemen yanındaki ilk yuvaya girip dibinde bir tane zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim. Dibinde bir tane zincir çektim. 3. Sonuncu yuvamın arasına da giriyorum. Dibinde bir tane zincir çekiyorum. 4. Bir tane de beyaz yuvaya giriyorum. 5. Toplam hepsi 5 olacak arkadaşlar. 5 tane ilmeği bu şekilde topladım. Ve 2 2 2 2 hepsini başa kadar çektim. Başında 2 zincir çekiyorum bitiş olduğu için. Buraya bir tane arkadaşlar bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yuvanın içine girip sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki yuvanın içine kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki sonuncuya da girdim. Yine bir zincir çekerek arkadaşlar yuvama, beyaz yuvaya giriyorum. Bu şekilde bakın arkadaşlar, yaprağımız tamam oldu. Hemen yanındaki yuvaya da bu şekilde hiç zincirimi çekmeden sık iğne ile giriyorum. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine beyaz yuvaya girip üçünü birden aldım. Evet arkadaşlar, bu yaprakta ne yaptıysam diğer bu 10 zincirli beyaz yuvalarda da aynısını yapıyorum. Burada toplam 5 tane bu yapraktan olacak. Öbürlerini de ben tamamlayayım. Bitişte buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Birebir iğne yasıyla aynısını yaptım. Farklı bir ara suyu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu şekilde dalını, bu modelin dalını uzun tutmayı unutmayın arkadaşlar. Dalı uzun olmayınca yoksa yapraklarınızın üzerini kapatır bu çiçeklerimiz. Evet, bakın bu şekilde dalımızın uzunluğu olacak arkadaşlar. Üzerine de çiçeklerini yapacağız. Evet, modelim bu. Çok hoş ve çok tatlı oldu arkadaşlar. Bana göre çok hoş ve çok zarif oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.